Herkese iyi geceler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da canlı ve özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu akşam hepimiz için çok özel bir gece. Benim çok sevdiğim abim, değerli büyüğüm, her zaman yaptığı başarılı işlerle gurur duyduğum kişi Ata Demirer'i birazdan canlı yayınımıza alacağım. Hoş bir sohbet, müzikler yapacağız tabii ki sohbetin yanı sıra. Bekletmeyelim. Sevgili Ata Demirer geldi ve kendisini hemen yayınımıza alalım. Arkadaşlar yorumları kapatmak durumundayım. Biliyorsunuz ki evet. Evet hocam. Hocam hoş geldin hocam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapayım, sazıma bakıyorum abi. Serkan, müzikler yapacağız diyorsun da Evet. nasıl yapacağız yani o müzikleri? Çok sesli. Ne Şu haber an abi? benden başka canlı yok evde. Saz yok. Yani böyle bir de beni uyardılar. Senkron tutmuyormuş. Senkron tutmuyor. Şöyle yapıyoruz. Her akşam profesörü olduk artık bu işin. Senkron tutturan bir yapı geliştirdik kendi içimizde. Sazı veriyoruz, sözü alıyoruz. Allah Allah. Saz payını veriyoruz, sözü alıyoruz. Ya sohbet edelim, boş ver müziği falan. Ben çok Nasıl sıkıldım. istersen. 3 gündür evdeyiz. Sohbet daha güzel gelebilir. Ben çalarım sana hocam. Sen merak etme. Sen çal bana. Güzel. Vallahi ne haber abi, iyi misin? Nasıl gidiyor Çok hayat? şükür. Evde. Gayet iyi durumdayım. Evde. Evde. Bugün spordaydın. Benim Evde. 62 gün falan oldu. O kadar karantinalısın Evet, yani. evet. 12 Mart'ta. Mart BKM'de son gösteri. O gece bir girdim eve. İşte 2 aydır evdeyiz. Yaramış, yaramış. Ev yaramış. Anne Sağ nasıl, ol. iyi mi Cenk? Herkesi kahve içebiliyoruz değil mi? Tabii çok serbest. Çok Erşah, serbest bizde de be ya. kahve var mı? Çok serbest be ya. Çok serbest. Yani çayımızı içebiliyoruz tabii ki. Kahve içelim. Kahvemizi, çayımızı rahat içiyoruz. Yani televizyondan daha rahat olan tarafı bu işte. Arada bir sesleniyorum, bir şeyler oluyor. Nota olmuyor. Bazen çalamıyorum. Öyle bir şeyler de oluyor. Geçen şarkıyı unuttum. Başka bir şarkıya girdim. Aslında canlı yayın ha. Yani televizyondan daha az riskli bir şey de değil. Evet ama yani birazcık daha rahat tarafı var. Yani. İpe götürürsün. Yok, her şey yolunda ya. Alıştık burada. Şimdi takipçiler de zaman zaman uyarılar da yapıyorlar. Yapmıyorlar değil. Dün akşam mesela ben dedim ki hocalar, doktorlardan bahsettik. Dediler ki işte bütün doktorlar da müzisyen oluyor, bestekar oluyor falan. Evet dedim, yani bizim hocalarımız var. İşte Alaaddin Yavaşça, Şerif, Selahattin İşli rahmetli. Ya benim de Dediler ki, hocam biliyor musun değil Selahattin mi? İşte. Ya... Ya onunla ilgili çok acayip bir hatıram vardır biliyor musun? Allah rahmet Anlatsana eylesin. abi, okul yıllarından biraz. Okul yıllarında. Evet, Bak senin. bir ders vardı. Türk sanat müziği işte makamlar temel bilimlerin bir dersiydi. Ama Hı. şarkı geçiliyordu derste. Unuttum şimdi ha. Türk sanat müziği dersi işte. TSM Türk Halk Müziği dersi. Her neyse ben de o yıllarda çok aşığım. Yani o ilk gençlik 17-18 o yaşlar. Böyle hani kararmışım iyice anlıyor musun? Böyle bir kenarda küçük Emrah vaziyetleri üzüntüyle duruyorum falan. Hocam geldi yanıma. Herkes girmiş sınıfa ben girmiyorum. Böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Aşık mısın diye bile sormadı biliyor musun? Ya. Evladım dedi. Benim esas işim ne biliyorsunuz değil mi dedi. Biliyorum efendim doktorsunuz dedim. O yüzden dedi bu söyleyeceklerimi tıbbi olarak düşün dedi. Şöyle Vay. dedi, beynin dedi unutma kabiliyeti olmasaydı hayat hepimiz için zindan olurdu. Elbet unutacaksın, hadi gel derse dedi. Ben Vay be. vallahi bak birebir böyle söyledi. Vallahi. Yani belki bir iki kelimenin yerini değiştirmiş olabilirim de. Neyse Çok ben iyi. girdim derse, fakat şarkı da şeydi. Kimseye etmem şikayet. Onu geçiyor. Hatırlıyorum. Hoca etkilendi herhalde benim bu duruşumdan falan. Çok çok içli bir yönetmişti o gün. Çok iyi hatırlıyorum yani. Çok zevk aldı. Belki de benim bu durumumdan içten bir zevk aldı. Bilemiyorum yani. Ya Oluyor öyle şeyler. Allah rahmet Okul eylesin, yılları çok be.
Ben en Okul çok yılları. kantini sevmiştim. Kantin, kantin. Derse Ya gidemedim kantin yüzünden. kantin yok artık, bitti. Öyleymiş. Ne çok anılarımız vardı bizim o kantinde. Her şey gitti. Anılarımız da gitti o kantinle beraber. Yapma Ya. eski günler için bir şey yap, bir kılar net bir şey yap. Eski günler Eski için. günlerim, eski dostları yapalım hocam. Bir ses hüzzam yap bakayım, bir ses hüzzam. Tamam. Bir hüzzam ver bakayım, içimden geldi. Bak bu akşam böyle yapacağız. İçimizden muhabbet ne getirirse o. Bir ses hüzzam taksimi. Tamam, çok Çok güzel güzeldi böyle muhabbetimiz, çok güzel keyfimiz vardı. Rahmetli zaten. Adnan abi, Şevki Bey, Yani Osman içelim Efendi. içelim diyorum çayımızı, çalalım sazımızı değil mi hocam? Arada muhabbet. Afiyet olsun. Çok güzel bir Yalnız hüzzam girdi bana ter yaptım. basıyor, kahve çok sıcak. Bir peçete Valla alıp geliyorum. lütfen hemen. Kulağım sende. Tamam hocam. Bu arada Erşah kardeşim, rica etsem bir tane de çay biz alabilir miyiz? Alma şansımız var mı? Sevgili arkadaşlar, sizlere bahsettiğim gibi bu akşam çok keyifli bir sohbet. Aralarda içimizden geldiğince de müzik yapmaya çalışıyoruz. Sohbete eşlik edecek şekilde Saçları kendim içimizden kestim. geldiğince. Kendin mi yaptın? Evet, fark ettim. Evet, makineyle. Uzuyor ama yavaş yavaş olacak. Ben Oturacak, yapmıyorum zamanla. abi. Vallahi. Erkan Can'ın dediği gibi zamanla oturacak oğlum. Baba dedim kel ol. O çıkacak oğlum dedi. Oturacak. Zamanla oturacak, güzelmiş. Benim öyle bir yeteneğim yok, yapamadım maalesef. Biraz uzadı. Jöleyle, möleyle tutturuyorum, yapıştırıyorum birbirine. O saçlara kıyılır mı oğlum? Vallahi kıyılmaz. Cüneyt Arkın gibi ya, gençlik yılları. Hiç, çok acayip. Ya Erkan sesi çok özel. saçlarım
Hiç Zeytinyağı dökülmedi maaş. sürüyor musun ona? Zeytinyağı sürüyor musun? Zeytinyağından bu kadar iyi görünüyor zaten sanırım. Süper. Güzel. Herkes soruyor niye böyle? Ben aslında benim sülalede kel de var ya. Maşallah bize dokunma. Teğet geçti galiba. Şimdi şey geldi aklıma. 2 gündür deniz görüyorum açıkçası. Neden dolayı? Bir özel çekim için geldik biliyorsun. Sana da bahsetmiştim. Patara'ya geldik. Aha, şanslı Bu yılın adamsın vallahi. evet geldik. Şanstı bizim için. Gerçekten orkestradaki çocuklara da çok iyi geldi. İlk geldikleri günü görmen lazımdı ama. Biliyorsun gururları, onurlar falan. Ah Abi canım benim. bakışları değişmiş. Herkesin bakışı değişmiş. Bir tedirginiz. Birbirimize bakışlarımız psikopat. Herkes böyle şüpheli gözüyle bakıyor. Ya. Kimse kimse konuşmak bile istemiyor. Neyse 2. gün oldu falan. Böyle biraz deniz meniz görünce uzaktan falan. Biraz kendimize gelmeye başladık. Benim de aklımdan 2 gündür sen geçiyorsun. Niye? Çünkü deniz sana çok yakışıyor. Denizin hakkını da sen veriyorsun ve denizlerde geçen vaktini çok güzel geçiriyorsun. Bu deniz tutkun senin ne zaman başladı abi? Nedir yani? O yıllarını birazcık anlatsana. Nasıl başladı senin denize olan bu aşkın? Efendim, Pedal çeviriyorsun. 1965'te Bursa'da 1979-80'ler olsa gerek herhalde, ben 6-7 yaşındayken bizim yazlığımız vardı. Yani ben denizi görünce aklımı kaybediyordum. İçten gelen bir şey herhalde, bilmiyorum. Yani ben mesela şu durumda deniz kenarında olmak istemem açıkçası. Çünkü benim için o artık şey olur. Yani denize bak ama gireme, dokunama. Çok O zor. biraz zor olur. Böyle Haklısın. daha iyi. Karanlık köşelerde onu beklemek, onun hasretiyle yanmak Serkan. Çok Çünkü doğru, benim haklısın. denize bakmak, yani denizden böyle keyif almak anlayışım onun içinde olmakla ilgili. Ya çocukluğumda bile öyleydi yani. Babam bana bir zıpkın almıştı bak. Çok acayip hikaye. Ya şöyle ki baktım abiler çatır çutur balık vuruyor. Ben tabii çocuğum. 6-7 yaşındayım. Böyle zıpkınları var ellerinde. Tabii balıklarla çıkıyorlar falan. Ben çılgına döndüm yani. Çünkü maskeyle suyun altına bakabiliyorum. Balıklar kaçıyor. Böyle hep dokunmak, yakalamak istiyorum. Ya biraz da çocukken hani katil oluyoruz ya biraz böyle hayvanlara karşı böyle dokunalım, Tabii. yakalayalım. Aynen. Kedinin kuyruğuna bir şey bağlayalım. Kuşları Doğru. sabahlayalım falan. Ben ama çok büyük baskı yaptım. Yani böyle bir pres yok. Aynı 2000'lerin Galatasaray'ı. Boyuna ağlıyorum. Bana zıpkın alın, bana zıpkın alın. Topun olduğu her yerde varım. Devamlı. Kurtulmak için dedi ki bana, hiç unutmuyorum. Tamam dedi, yarın gidelim dedi Bursa'ya dedi. Bizim yazlık Mudanya'daydı. Orada dedi, o zaman Yılmaz Tüfekler vardı. Bilmiyorum o firma hala var mı şimdi, yoktur herhalde. Girelim dedi şeye, mağazaya. Eğer dedi kurabilirsen dedi en küçük boyunu. Böyle dandik bir lastik. Yani o zamana göre çok yüksek standart da kopabiliyor bazen otel. Ama elin içini falan da kesiyor zaten ama küçük boy. Yani çocuk boyu diye bir şey de yok ya. O küçüklerle de taş altı yapıyorlar her neyse. Onu dedi kurarsan alacağım sana dedi. Ben tamam falan dedim. Serkan Allah seni inandırsın. Adamın gözünün önünde ben onu aldım göğsüme koydum. Şak diye kurdum. Vay be. O yaz bir kere. Bir daha kuramadım. Aldık ama zıpkını. Abi o Allah'ım. hırsla kurdum. Bir daha kuramadım. Bak rezillik şu oluyor. Denize giriyorum. Zıpkını kuramıyorum çocuğum. Dışarı çıkıyorum. Adamın birine kurduruyorum. İçeri girip suyu kıpırana atış yapıyorum. Bir daha dışarı çıkıyorum. Yani öyle Çok iyiymiş. acayip bir şeydi. Yani balık vurmak da değil. Yani annem diyor mayonun içinden istavritler çıkardı diyor. Yani benim ilk teknem mesela şambrel lastiktir. Şambrel lastikte Ya. çapariye çıkıyordu. Kıçım suyun içinde. Kürek olarak blue marine paletler, portakal rengi. Çok güzel. Efendim. Şey, çapari. Çapari yapılıyor. İstavrit çapari. Oh. Balık tutuluyor. Şortun içine. Yok, bacağımın arasındaki poşetin içine. Öyle yıllar. Öncesine dayanan bir şey bu. Sonradan oluşmuş bir Aynen. şey değil. Çocukluktan geliyor. Aslında çok haklısın. Bizim de mesela çocuklar arasında şey var. Denize daha fazla tutkusu olan ufaklıkla büyük arasında bir fark var. Ufaklık mesela geçen yıl Bodrum açıklarında bir baktık. İşte burada duralım mı durmayalım mı derken bir baktık atladı gitti karşıdaki küçücük bir adaya çıktı. İçinde Ondan var. sonra içinde var mesela seviyor. Hiç de umrunda değil. Burası nasıl derin mi bilmem ne mi? Daha 5 yaşındaydı geçen sene atladı. Ben korktum vallahi oradan gitmeye. Domuzlar momuzlar varmış karşıda.
Ondan sonra hatta birkaç kez burada babayla da izliyorsa selam olsun. Birkaç kez beraber gittik. Eyvallah. Çok da keyifli geçti böyle zamanımız. Sohbet ettik, denize birlikte girdik. Çok şeker bir adam. Gerçekten müthiş bir insan. Hayat öğretiyor bize. Çok güzel şeyler öğretiyor. Selam Ya ediyorum kendisine. deniz de çok acayip şeyler öğretir insana. Tabii. Yani çok klişedir, bilen bilir ama bilmeyen, bizi canlı yayını izleyen misafirler için söyleyeyim. Denizdeki taşlar bile karadakinden farklıdır. Yuvarlanmıştır. Dalga vura vura onu kıyıya, o taşları birbirine vura vura yuvarlamıştır. Yani deniz adamı yontar diye bir klişe laf vardır. Bunu Sadun Moro'nun kitabında okumuştum ben ama Fuat Şakir'e mi ait, onu tam olarak şu an hatırlayamadım. Sadun Bora'ya mı ait yoksa anonim bir hikaye mi bilmiyorum. Öyle bir şeydir. Yani denizde uzun süre yaşadığında biraz ne kadar fazla endişeleniyormuşum birçok şey için duygusuna kapılmaya başlıyorsun. Çünkü çok basit bir yaşantı. Sadece çok doğa ağırlıklı bir yaşantı. Yani denizde yaşıyorum deyip de böyle baba motor yatlarda yaşayan abiler var. Yani onlar da denizi seviyor ama Onlar denizi denizci sevdiğim gibi. Haldun. Haldun akşam ne yiyoruz? Haldun akşam ne yiyoruz? Sen Çok bak güzel ha tarif. diyorsun. Sen şimdi bak ben söyledim. Ben şurada balıkhane buradayım. Sen oradan git böcek al. İki Harika böcek bir al. tarif. Beş şişe şarap al. Yarın bizi nereye götürüyorsun Haldun kaptan falan. Hani o tam deniz değil. Yani o da güzel. Öyle de çok misafir de oldum öyle teknelerde. Onlar da sonuçta denizi seviyorlar ama böyle işin içine biraz bez girmeli. Yani yelken olacak. Su Tabii. altı olacak. Yani balık vurman şart değil. Balık besle, yumurta haşla, in aşağıya, küçük balıkları Aynen. besle. Çok zevklidir. Fotoğraf çek mesela. Bu yaz öyle bir merakım oldu. Bir arkadaşımın su altında çeken makinesi var. Biz artık yaşlandık, bak böyle jübeler kuruyoruz. Su altında çekiyor ya. Ya su altında çekiyor ya. Basıyorsun böyle hepsini diye suyu altında çekiyor ya. Helal olsun. Öyle bir O makine var. Ben o makineden almadım ama onun makineyi bu oyuna kullandım. Çok eğlenceli bir şey. O çok fotoğraf keyifli değil mi? yakalamak balık yakalamaktan daha eğlenceli geldi bana yani. Farklı bir dünya ya. Çok Çok farklı. güzel bir Ben şey. Kan da akmıyor. Kimseye zarar da vermiyorsun. Hayvanlar da senden öyle sonra uzaktan olmadığı zaman denizi daha çok yaklaştırıyorlar. Anlıyorlar onun bir uzantı olduğunu yani. Onu yaklaştırıyor seni. seviyorum. Doğru. Bu kadar Ben bu deniz arada muhabbeti yapmışken bir denizden bir şey çalsana. çalacağım şimdi. Bu arada ben küçüklüğümde hep böyle korkutuldum. Sen biliyorsundur belki, eyvah zamanları çok denize giren çıkan bir adam Senle değildim. hatıralarımız var. Anlattırma Oh şimdi bana. oh 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 oh. Bu arada senden sonra ben bir denizci oldum, görmen lazım. Balık adam Tabii. gibi şu anda. Niye Allah olduysa Allah. öyle. Allah Ben Allah. En son çok benim tekne en son benim teknede sucuk pişirmiştik senle. Öyle çok bir denizci halimiz hatırlıyorum, yoktu. düşmüştük gece bir de. Efendim, pedal çeviriyordunuz. Birden pedal denize düştü. Peki. 8 sene oldu biliyorsun değil mi? 8 sene oldu mu? Yani ilk Eyvah Eyvah 10 sene oldu ama biz o Eyvah Eyvah 2'nin yazıydı. Veya evet Eyvah Eyvah 2'nin Eyvah Eyvah 3'ün yazıydı. 7 sene Çok oldu işte. özlüyoruz gerçekten o günleri. Yani hayat öyle be. Şeylerimiz var, hatıralarımız var. O film zaten var ya, o film gerçekten yaşandı orada. O filmin bir hikayesi vardı. O hikayede karakterler hakikaten o ruhtan bir daha çıkamadı. Ben hala Hüseyin Badem'in arkadaşıyım, baksana. Hüseyin Badem'e bağladım. Şimdi hemen kısadan bir şey çalayım size. Senin çok sevdiğin bir şeyi çalacağım bu arada. Valla. Sensin diye tahmin ediyorum bu türküyü, şarkıyı. Ver baba. Sevenin bahtına
Bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de Evet. sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yanıma düştün. Gönlüne sağlık abicim. Abi nefesine Bu sağlık be. İlk CD'ni aldığım yılı hatırlıyorum. 2008, 2009. Lale Plak'tan almıştım Hakan abimin ya Tünel'de. kapandı değil mi Lale Plak bu arada? Bilmiyorum ki çıkmadık abi aylardır. Şu an zaten açıksa da kapalıdır Bir yani. orası çok önemli bir yer. Kaç yıl Dedi oldu bir dedin abi? arkadaş var dedi, enteresan dedi, çok dedi güzel, çok dedi Allah. temiz böyle dedi, daha dedi değişik dedi, batı gibi dedi, bir acayip bir dinle falan. Bir dinledim hasta oldum. Çok güzeldi. Canım benim. Sağ ol. Canım benim. Serkan seni ayrı severim biliyorsun. Ben de seni ayrı severim. Biz sevgili takipçiler, abi kardeş gerçekten ilişkimizi yıllardır koruyoruz. Çok fazla görüşemediğimiz zamanlar da oluyor. Ama bir gün mesela sen bana bir şey söyledin. O benim aklımdan hala çıkmıyor. Daha doğrusu mesajda yazdın. Sen de beni seviyorsun yazdın ya, o benim hala aklımda duruyor mesela, aklımın bir köşesinde. Kaşımışım yapar böyle. İyi Sen kaşıdın de beni yani. seviyorsun. Sen de beni Görüşemiyoruz ama seviyorsun dedi. sen de beni seviyorsun. Yani Canım benim. tabii ki bir geçmişten bir ortak paylaşımlarımız var, arkadaşlarımız var, dostluğumuz var ama yaşadığımız her anda bir dolu anımız var yani. Tabii. Sürekli hatırladığımızda tazelenen, özlemle hatırladığımız şeyler. O Bozcaada coğrafyasına olan tutkum mesela. Trakyalıyım ama o coğrafyaya tutkum senle başladı işte. Eyvayvah filminde o Geyikli'de, Dalyan'da geçirdiğimiz hoş sohbet anları unutulur mu? Yani rahmetli Fasulye, Tarık fasulye, abi. fasulye kaydı. Fasulye kaydı. Nasıl? Ya def nasıl düştü? Defleri çalıyor, çık yere düştü. Ya biz geçen gün şeye gülüyoruz çocuklarla. Şimdi arkadaşlar Ata abi işinde çok pipiriklidir daha doğrusu. Çok böyle işinin her noktasında her şeyi kontrol eder. Şimdi onun kontrolünden dolayı ben de elim ayağıma karışıyor ilk zamanlar. Dedi ki sağlam saz getir oğlum dedi. Neyse ben sağlam saz diye okuldan çocuk alıyorum habire konservatörden, bak bunu ilk defa ima edeceğim sana. Neyse Miraç diye bir arkadaşımız var, kemancı. Dedim çocuk çok iyi entelektüel dedim. İki küpesi var falan, böyle bakışları bir acayip, kemanı da iyi çalıyor. Dediler ki, dedim arkadaşlar bu çocuk olur mu? Tabii dediler, baksana herifin yakışıklı falan filan, iyi dedik. Aldık biz bunları geldik. Gece 2:30 otele yerleştik. Şimdi iki otel var yan yana, hepsine sığmıyoruz. Birinde biz kalıyoruz. Bunları öbür tarafa verdiler bizim ritimci çocukla beraber. Beysan da ağır kapıdan bir çocuk. Ben de yıllardır çalışıyor ama sesini az duyuyoruz. Hep böyle şey konuşması da Serkan abi. Böyle yavaş konuşuyor. Çok konuşturmamaya çalışıyoruz. Neyse biz yattık. Ne? Yarım Çok saat geçti. konuşunca duruyor mu? Yavaş konuşunca. Yavaş konuşuyor, çok konuşturmamaya çalışıyorsunuz. Yavaş konuştuğu için gebertiyor bizi. Metronom 100'den 20'ye düşüyor çünkü. O yüzden tamam Beysan Duruyor düş. yani. Tabii, saz yavaş diyor. Komple senfoniyle çaldı herif, anlatacağım geberirsin. Şimdi Evet. neyse biz yattık, telefon çaldı yarım saat sonra. Zaten yol yorgunuz. Zır diye bir telefon.
Baktım Beysan telefonda, dedi ki Serkan abi buyur dedim, kemancıyı jandarma aldı. Biz de en güvendiğimiz adam senin filme getirmişiz, kemancı ertesi gün fasulye çalacağız. Niye? Dedim oğlum kim aldı dedim, kemancıyı kim aldı? Jandarma geldi aldı abi dedi. Bir gittik baktık falan. Hakikaten bunun önceden bir davası varmış. Biz seni ayağa düzgün konservatuvardan adam getirdik. Bunun davası varmış. Duruşmaya katılmamış diye jandarma gece otel kaydı yapılır yapılmaz tespit edilmiş. Niye duruşmaya çıkmadın diye. Allah Allah. Biz O gün neyse başka bir çocuk vardı, keman çalan, yöreden izin eden bir çocuk vardı işte değil mi? onun gelme davası bu. Ben bütün geceyi karakolda geçirdim. Gittim işte komutanım dedim, bize Eyvah Eyvah filminde çalıyoruz. Bunu bir de atmışlar parmaklıkların arasında, panik atak var, diyor ki Serkan abi kurtar beni buradan. Ulan ben kimim, niye kurtarıyorum seni yani? Dedim ki komutanım rica edeceğim, bunda panik atak var dedim. Bunu çıkaralım diye. Olmaz dedi beyefendi. Dedim ama Eyvah Eyvah grubunda çalıyorum. Ya dedi ne olursa olsun dedi, adamın duruşması varmış girmemiş dedi falan, neyse. Dediler ki en geç sabah 12'de yanınıza varır çünkü duruşmaya gidecek Ezine. Ben sabahın köründe atlarsın, 6'da Ezine'ye git kemancı ara. Şimdi soruyorum kemancı var mı burada bilmem ne, sen bunları bilmiyorsun. Neyse bizi bir çocuğun evine gönderdiler, böyle şey derme çatma bir ev. Kapıyı çaldık, çocuk kalktı. Böyle beni karşısında görünce tabii çocuk durdu. Rüyada falan zannediyor. Yeni uyandık, pijamalara. Serkan Bey. Dedim ya bırak Serkan Bey, işimiz var çekmek. Hanım görüyor musun gerçek mi bu falan diye böyle. Neyse aldık geldik. Şimdi biz sete gelince tabii Ata Demirer oturmuş hazır bekliyor orada. Sen bana orada dedin ki ne oldu nereye gitti çocuk dedin. Akşam gelmişsiniz falan. Gelecek abi dedim, ben bu şey yapalım halledelim çekelim falan. Derken bizim kemancı geldi. Öbür kemancının hayalleri suya düştü bu arada, ezilen çocuk. Aşk olsun abi. Parası da Yazık önemli ya. değil. Yazık ya. Ya ilginç anılar vardı işte. Bunları hatırlıyoruz Ya. zaman zaman böyle. Ama çok çok güzeldi. O dokuyu sen çok güzel çıkarttın bir de ortaya. Trakya'daki bu senin zaten hayran kitlen çok fazlaydı. Hala millet öyle şeyler bekliyor. Ne olacak bu Ya iş bilmiyorum. ben sürekli film yapıyorum. Hepsi benim çocuğum gibi. Yani Kesinlikle öyle. Hüseyin Badem, Eyvah Eyvah Dünyası tabii ki ilk göz ağrısı kalbimde yaşıyor. Ama mesela ben şeyi de çok seviyorum yani. Döndü karakterini olanlar oldu'daki Zafer Kaptanı, ne Harikaydı o bileyim da. işte Belli Kaptanı'ndaki Ayhan'ı. Ben neşelenince biliyorsun beni yakından tanıyorsun. Hepsi Tabii. gibi konuşmaya başlıyorum bir süre sonra. Yani birini Hı. diğerinden ayıramam. Ama tabii ki açık söylemek gerekirse şeyin Hüseyin'le döndüğünün yeri bende daha başka. Ama Hüseyin de efsane yani adam. şimdi Serkan genelde şöyle düşünüyorum. Çok kısa bir hayatımız var. Hı Çok hı. sinema dünyası olarak baktığında yüzüne, sinema olarak baktığında her sene oynayacağın şeyler azalıyor, yerini başka şeyler alıyor. Yani şunu oynamak istiyorum dediğinde artık onun için geç kalmış olabilirsin, anladın mı? O yüzden her zaman yeni şeyler yapmak iyidir. Yani Sen yeni sürekli şeyler yeni şeyler yaptığın zaman o sana verilen yeteneği hem daha çok iyi kullanmış olursun, hem zamanı çok iyi kullanmış olursun. Hayattaki en kıymetli şey zaman abi. yapınca Zaman seni. akıp Doğru gider durulmadan. Biz onun vallahi. içinde savrulup dururken bize yaşamak yok yorulmadan. Nereden geldi aklıma? Sözlerini bile bildiğimi bilmiyorum. Ya Çok güzel parçadır. Orhan Gencebay galiba, değil mi? Orhan Orhan abinin Gen parçası. abi sen Bilirim hayatın güzelliğini. Klarnet klarnetler duruyor değil mi? duruyor kutusunda. Ben onu hep sehpaya koyduğum için biraz bozulmuştu o. Gevşemiş. Göksel abi onu bir tamir etti güzel. Ama kutusunda saklıyorum yani artık kutuda. Kutuda Çünkü dursun sıcak çünkü sıcak su soğuk soğuk dedim ya. Sıcak soğuk etkileniyor klarnet. beni gördü dili değişti adamın birden, soğuk dedi ya. Fark etmez hepsi var bizde. Şey diyeceğim, bu arada senin müzik arşivin ve müzik tabii kafandaki müzik arşivi ve evdeki müzik arşivin de çok geniş ya arkadaşlar. Bu arada ben Ata abiyle tanıştıktan sonra gidip ilk yaptığım şey ne oldu biliyor musunuz? Eve sistem kurdurdum.
Gittim böyle koca koca hoparlörler aldırdım. İşte sabbaslar, ampiler bilmem ne. Çünkü ben bir müzisyenin evinde, Atademir'in evinde olduğunu zannetmiyorum. Çünkü çok kıymetli bir sistem kurmuş. Plağı ayrı dinliyor. Yani inanılmaz bir şekilde müzik Bak, adamların... plak sözünü balla kestim. Plak gerçekten pick-up plak. Hayatımdan hiçbir zaman çıkmayacak. Teknoloji nereye gelirse gelsin. Çünkü Kesinlikle. onun zevki bambaşka. Çok çok Yani başka. gerçi şimdi plaklar analog kayıt yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Eskisi gibi Eskisi alınmıyor. Yeni kayıtlar en gibi azından. alınmıyor ama eski plaklar dinlediğinde adam evin içinde. Gerçekten Ferdi öyle. Özbeyen plaklarım var. Ararsın yani evde. Ferdi abi nerede Nerede çalıyorsunuz? diye, değil mi? Yani çünkü kayıt edildiği odanın sound'unu da duyuyorsun. Biraz yani iki müziği aynı anda dinlersen farkı anlarsın. Yani analog kayıt bambaşka bir şey yani. Siyah Abi. taşlar da keder, beyaz da mutluluk var. Dolaştı parmakları. Ha, Sile. bana ben Gece çaldım bir tane ya. sabahlar. Ha? Son albümde çaldım bir tane, biliyorsun. Hangisi? Eyvah. Senden kullandık ya Olanlar Oldu filminde. Filmde Senin kaydını kullandınız. kullanmıştık Olanlar Oldu filminde. Biliyorum biliyorum abi. Sen hatta beni Dilek arayıp taşını tebrik deniyor etmiştin. musun? Dilek taşı. Direkt de, evet. Evet. Sen beni arayıp tebrik de etmiştin albüm sonrası. Sürpriz oldu demiştin bana. Çok güzeldi o ya. Nasıldı o bir... Çalayım biraz. Ama oktavlı o parça değil mi? Tabii. La üzeri mi çaldın? Batıya göre. Batıya göre fa diyez çaldım, mi çaldım, si çaldım. Çeşitli kanallarda çalıyoruz. Tamam o Otellere zaman. gidiyoruz biz sol klarnetle. Çarşamba gelsen o zaman başla. Her bakayım. Gözümde canlandı koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi, ayrıldık senle. Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan evet bir haber ver dilek taşı. Bu kadar benzerlik olur mu ya? Aynı, Ya aynı. ona başka şey yapmamız lazım lan dur. Yapabilirsek. Yapabilirsek oğlum. Akortu bozuk olabilir. Aylardır çalınmadı. Ne bakayım. Piyanomuz var orada. Piyonam sarı bağlar. Piyanom sarı bağlan. Kız söyler, fadiye ağlar. Allah Hicaz mıydı bu? Buse'likti Nihavend. Ha, Nihavend diyeceğiz. Nihavend çal, düşünebilirsin. Gözümde canlandı koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi, ayrıldık senle. Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti,
olmaz için. Uçan parmak oldu bir anda. Orada sıkıldı, caz banta geçti baba. Çok güzel. Tabii sen geçmiş yıllarda piyanistlik yaptın. Bir tane yaptın. Şey yaptım bak. Bir tane telefon rahat dursun diye bir sistem yaptım, göstermek istiyorum. Vallahi Elimde. Görmek istiyorum. Bak şimdi. Aşağıda bir ansiklopedi. Üzerinde bir iPad. Üzerinde pro kesmeye yarayan keski ve fotoğraf çerçevesi. Şimdi bu keski, telefonu buraya koyunca bu keski buna masa gibi oluyor yani, anladın mı? Çok böyle çok güzel. Sistem. Bak işte denizde yeşiye yeşiye böyle şeyler uyduruyorsun, anladın ya, mı? Ya zaten çözüm konusunda çok pratik bir adamsın, biliyorum onu. Anında çözüyorsun olayları. Anında kovarım Serkan. Porçöz gibi ya, çözücü, Kötü, yağ kötü çözücü. Fikirleri hemen kovarım kafamda. Aynen, öyle bir enerjin de var. Harry Porçöz. Yani özledik Bak, mi hocam? Versiyonu da güzel oldu ha. Eğlenceli oldu. Gerçekten güzel oldu. Değil mi? Sen buzuki çalıyorsun evde, piyano var, saksafon, klarnet, baya bir enstrüman var. Buzuki Allah rahmet eylesin. Bak şimdi rahmet istedi ya. Şeye verdim Buzuki'yi. Ha, Yıldıran'a mı? Ya. Yıldıran Güzel vermiştim. O Ay çalıyor. canım benim ya. Allah rahmet eylesin. Buradan Allah ailesi rahmet. TR'den varsa da ona buradan selamlarımızı yollayalım ailesine. Tekrar Evet. başsağlığı dilemiş olalım. Allah huzur içinde Şurada yatırsın. ut var. Ut var istersen. Ut var evde. Ut var değil mi evde? Ut var ama akort çok kofa. Akort uzun sürer bir de onun akordu. Ayrıca sen bir şeyler çal bize. Ben çalarım ya. Sen zeybek çok seversin. Dur bir zeybek çalayım Hadi bir sana. zeybek çal. Ben Hadi de şu Ege'ye götüreyim seni. peçete değiştirip geliyorum. Tamam, ben Bugün zeybekteyim. korkuç bir lodos sıcağı var İstanbul'da, biliyorsun ya. Fena. Ha, Burası sen da öyle. orada değilsin. Aynen. Burası da öyle, burası da öyle. Ben size arkadaşlar filmden bir Hovarda Zeybe'yi çalmıştım filmde. Hatırlayanlar bilir. Eyvah, onu çalayım. Arkadaşlar bu da benim için unutulmaz bir zeybektir. Ben bunu zaten Şükrü Tunar'dan ilk dinledim. Arkasından filmde de çaldık bunu. Ya film de müzikal olarak inanılmaz bir şey. Tabii ki orada sen çok büyük yön verdin o konuya. Müzikleri önceden zaten senaryo yazarken de müzikleri de yazmışsın altında. O Yani çok öyle fayda sağladı. düşünüyorum. Yani Yani çok benim büyük oldu. düşünme biçimim öyle oluyor. Genelde müzik benim kafamı açıyor Serkan. Hı. Yani bir şarkı duyuyorum, o şarkı bir anda öyküsünü getiriyormuş gibi oluyor genelde. Yani öyküyü bulup müziği yerleştirmek değil de tam tersi gibi işliyor. Fikri buluyorum yine ama müzikler fikri açmaya başlıyor yani. Müzik kayganlaştırıcı oluyor, açıyor fikirleri. Mesela müziği dinlerken aklına tabii ki geliyordur. Saçma bir soru olmasın.
Senaryo geliyor mu herhangi bir müziği dinlerken? İşte onu diyorum ya. Yani Yani bambaşka bir bir senaryoya şarkı yelken duyduğum, açıyorsun. tabii bir şarkı duyduğum zaman bir hikayesi gelebiliyor bazen. Bazen de bir hikaye başladığımda tıkandığın yerde veyahut şimdi nasıl gitmeli diye düşündüğün anlarda şans eseri bir şarkı, bir müzik, bir beste bir anda açabiliyor. Bak bunu anlatmış mıydım daha önce bilmiyorum ama bilmeyen arkadaşlar için bir daha tatlı bir hikayedir. Şimdi ben Eyvah Eyvah senaryosunun birincisini bitirdim. 2010 yılında. Siz de bağırıyor bana bak. Evden katılan uzmanlara döndük. 19 hayır şeydi. Kaçtı yahu? 48'de. 2009 yılında. Muayya kaç şey yapmıştım ben şeyi. Hadi canım 2009 olur mu ya? Şey 67 değil mi? Allah Allah. Allah Allah ya. Orayla bir kavgası var abi. Hep soruyor hadi ya. Ya saçmalama Pakize hamile değildi o zaman. Daha 3 yaşındaydı ya. Elif 3 yaşındaydı. Allah Allah. İki, kaç? Alo. Baruk 2009 yılı. Acayip bir Şubat'ta adam bu, az Fenerbahçe önceki adam. Üsküdar. Tabii canım. Memleketini mahvettiniz ulan falan diye. Mahvettiniz ulan memleketi. Mahvettiniz ulan. Bu Yeter adamı artık. tanıdım. Bakma balkondan bakma. Pakize. Gir içeri ya. Bu karakter şu an gözümün Efendim şimdi şöyle 2009 yılıydı. Neyse abi bitirdim senaryoyu. Yıllara takılmayalım. Şey sahnesi yok. Gemi sahnesi yok biliyor musun? O ilk başta gemiden düştükleri sahne. Klarnet çalarken dönüp de gemiye bakıp gemi geliyor deyip kayıktan atladıkları sahne senaryoda yok. Geziyorum şeyde Beyoğlu'nda. Hiç unutmuyorum. Kara kedi vardı o zamanlar. Kara kedi de duydum. Evet. Hatırlıyorum. Burhan Öcal'ın CD'si. Fasulye şarkısı. Çalıyor. Girdi hemen dedim ki bu nedir dedim yani bu CD. Hani ben bir sürü şarkılar döşedim o bölgenin şarkılarını ama bu dedi işte Oriental Express İstanbul gibi bir ismi vardı CD'nin hala içeride durur. Onu dedi işte Burhan Öcal'ın CD'si falan. Burhan Öcal'ı tanıyorum tabii ama o CD'yi ilk kez orada gördüm. O zaman tabii CD'ler var. Şimdi CD'ler de bitti. Herkes bambaşka indirmeler peşinde. Konuştukça zaman Bunu geriye yapar. gitti. Tabii ya o zaman CD kaç tane vardı bize Pakize? Yalnızlıktan delirmiş evde hayali karakterler yaratmış. Vallahi ben sana diyeyim bir köşk olsa CD vardı ulan bizim evde. Efendime CD'ler var. söyleyeyim. Evet. Biz hanımla kavga ederken birbirimize CD fırlatırdık. Neyse. Ben hemen aldım şeyi. CD'yi. Geldim eve boyuna fasulyeyi dinliyorum. Diyorum ki yani tamam bu parçayı bir yere koyarız ama bu parça bende bambaşka bir şey yapıyor. Bu dedim nasıl güzel bir şarkı falan. Araştırdım işte Neşet Ertaş'ta okumuş parçayı sözleri farklı olarak. Çekçe gibi bilmem ne Somalı Mustafa klarnet Allah rahmet Evet. eylesin klarnetle Aynen. çalmış. YouTube'da var parça. Bir daha dinledim, bir daha dinledim, bir daha dinledim. Ya dedim bu dedim olağanüstü bir açılış müziği. Ve o müziği başına koymak istediğim duygusuyla uyanıp ertesi gün o geminin gelip kayıktan düşme sahnelerini ertesi gün o şarkı yazdırdı bana biliyor musun? Ben Çok. Çanakkale'de gece saat sabaha karşı 5:40'ta öyle bir tehlike yaşadım kendi teknemle. O yıllardan önce. Yani iki gemi Öyle mi? arasında ve ben uyurken bir yanlış teknedeki diğer arkadaşımın yanlış yönlendirmesiyle iki gemi yoluna çıkmışlar kestirmeden gidelim diye. Öyle bir tehlike yaşadım. Hayatta kaldık, kurtulduk. O da çok acayipti. Bir gemi burada, bir gemi burada. Biri Rusça küfür ediyor, biri Yunanca küfür ediyor. Biz özel tekne ikisinin arasında falan. Çok Ben bunu neşeydi. bilmiyorum. Hani o da Allah tabii o sahneyi yazmamda bir bilinçaltı tortusu oluşturmuş durumda ama Allah. esas abi şarkı yazdırdı bana onu. Ve sonra o fasulye büyüdü, büyüdü, kocaman bir şey oldu. Filmin bütün sahnelerine girdi. Yani Ya. işte kastettiğim şey buydu. Olmayan bir sahneyi yazdıracak kadar harika yapılmış bir Büyük bir besteydi. şey, doğru. O karşılaşmada işte bir şans Allah'ın bir işi yani.
Çok Aynen. oluyor öyle. Çok tesadüfler oldu canım o ara Yok senin yani hayatında. benim mekanizma hep öyle. Mesela İncirler Olana Kadar parçasını çok severim. Olanlar Oldu filminde kullandım. Şimdi orada da senaryoyu yazmaya başladım. Bir gün Linet'le konuştuk telefonda. Ben onun sesini çok severim. İncirler Olana Kadar'ı söyledi bana telefonda. Yani Telefonda ha. görüntülü konuşmaydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Yani o kadar güzel bir parça ki ya kapattıktan sonra bu Linet'ten dinledim onu. Linet'ten dinledim ve ondan sonra benim için çok kıymetli bir sahnedir. Olanlar Oldu filminde Tuğan'ın şarkı söyleyip de bunun o şarkı söylemesine vurulması sahnesini estantenesi benim senaryo olarak ihtiyaç duyduğum bir estanteneydi. Doğal olarak onu da o şarkı verdi mesela. Yani bırak sahnenin güzel veya çirkin olup olmadığını benim yani o kızı güzelliğinin dışında o Zafer Kaptan olarak güzelliğinin dışında bir sebepten daha dolayı sevmem gerekiyordu. O yüzden o şarkı söyleme şeklini aslında herif çarpılıyor yani. Ünlü olması, güzel olması yeterli değil herhalde o dakikaya kadar. Ben onu da izledim. Onu da çok beğendim bu arada. Eline gönlüne sağlık. Bütün Sağ ol. filmlerini çocuklarla oturup izliyoruz. Sinemaya ilk çıktığı zaman hemen gidip izliyoruz. Aslında çocukların ilgisi ve çocukların yakaladıkları çok benim hoşuma gidiyor. Orada mesela Döndü'ye bayıldı benim ufaklıklar. Baba aynı adam diyor. Benim ufaklık eve geldi şeyi yapıyor. Şimdi orada seni iki rolde falan görüyor ya. Kendisi de iki rolde oynamak için video çektiriyor mesela herif. Diyor ki dur bak başkası olacağım şimdi ama yine benim diyor. Anladın mı yani Ya öyle. o biliyorum o eleman ama sen ondan kork bak o acayip bir şey olacak ben sana söyleyeyim. Ya o babayla arkadaş burada biliyor musun? Ben de değil, ben o Başka bir kadar şey o ya. iletişim kuramıyorum. O burada babayla senin inanılmaz anlaşıyor. Bizden Eyvallah. uzaklaşıyor zaten ikisi. Eyvallah. Acayip. Abi sen bu Canım. akşam tabii çok şeysin, kapanıp yazıyorsun, üretiyorsun. Doğal olarak halkın da buna ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var. O yazdıkların, ortaya koydukların da kolay şeyler değil. Bu akşam bize gerçekten vakit ayırdın, inanılmaz mutlu ettin bizi. Ve herkes senin bu akşam gelmeni büyük bir haber olarak karşıladı. Aynı zamanda dostluğumuzu görmek için de sabırsızlanan insanlar vardı. Şu an takipte olan 5400 küsür kişi var. Gelip gidiyor hala birçok insan. Herkese Erkan artar o. artar. Artar. Ben onu bak şimdi kendi portalıma koyacağım. Çok başka yere gider o. Sağ olsun seyirci sever misin? Vallahi seni herkes seviyor. Bizim Canım aile benim bir. ben de çok teşekkür ediyorum. Bu sevgiye layık olmak için çalışmaya devam etmek istiyorum. İnşallah hepimiz tüm dünya şu virüs işini bir atlatalım gerçekten. İnşallah. Sağlıklı günlerimize dönelim. Ders almış olarak belki bazımız. Kesinlikle. Kesinlikle. Daha doğa, daha nasıl diyeyim, korkmadan yaşamak değil ama daha bilerek, ne yaptığımızı bilerek, Evet. daha az etrafa zarar vererek tekrar yaşayıp üretmek nasip olsun. Sen de sahne sanatçısısın. Ben de temaşa sanatçısıyım, sahne sanatçısıyım. Biz seyirciyle var olacağız. Yani öyle bir atlayarak, oturarak seyirci, yarısı salonun boş. Bunlar bizim işimizi yapmamıza uzun vadede imkansız hale getirecektir. İnşallah bu dünya düzelir de biz tekrar o İnşallah. seyircinin ter kokusunu vücudumuzda, yüzümüzde, o kapalı salonlar, tıklım tıklım dolu salonlarda, kulislerde fotoğraf çektirirken korkmadan sarılarak o günlere tekrar kavuşuruz. Biraz zaman alacak ama hayatta kalacağız inşallah. İnşallah. Ya Yazacağız, çizeceğiz. çok çok önemli söylediklerin sonuna kadar katılıyorum. Bugün arkadaşlarıma dedim ki dışarılarda insan yok. Deniz kenarında dolaşırken dedim ki oğlum insanla güzelmiş her yer dedim. Bak Öyle. burada deniz var her şey güzel ama insan olmayınca çok tatsız görünüyor dedim. Ama şeye çok önemli bir vurgu yaptın. Bu dünyaya her şeye saygılı olmak için gönderildiysek ve yaşamanın da püf noktası buysa bunu hatırlamak gerekir. Doğaya, canlıya, denize, suya, kuşa her şeye saygı duyalım. Bakın işte dünyadaki küçücük gözle görülmeyen bir virüs bir zincir halkası gibi hepimizi içine aldı.
Bundan sonra hepimiz birbirimize sevgi, saygı, her şeye sevgi, saygı içerisinde olalım. Sana çok teşekkür ediyorum abi. Sağlıklı Rica ederim. günler geçsin. Güzel eserler üret. Güzel İnşallah. sahneler hazırla bizlere. Eyvallah. Öpüyorum Pakize, bak Serkan bitiriyor. Bir şey söyleyecek misin? seni. Pakize Hanım bir şey demiyor ama orada hep sessiz. Dur vereyim dur. Ver bakayım. Alo. He çocuğum. Aa, ay. Ay bu klarnetçi olan çocuk değil mi bu? Aa. Ay vallahi bak. Merhaba Pakize abla, nasılsınız? He. İyi çocuğum. 60 gündür çıkmadım oğlum. Bak ayaklarım bitti bak benim evden. Heh. Çıkma abla, çıkma Pakize abla. Beyefendi iyi mi? Pazar günü Beyefendi. azıcık gezdik amcam da pazar günü gezdik azıcık. Ama inşallah dur bakalım. İyi olacak her şey. Hadi ben gittim. Hadi. Çok sağ ol, çok sağ ol. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay abiciğim, hoşça kal.